Esselamu aleyküm. Hayırlı akşamlar efendim. Bir Ramazan akşamında daha sizlerle beraberiz. Şurada bayrama bir şey kalmadı. Ramazan da bitiyor inşallah. Ömür de bitiyor. Efendim, bugün size başımdan geçen bir iki hadiseyi daha anlatacağım. Benden dinleyin. Başkalarından değil. Bizim hanım tarhana çorbasını pek güzel yapardı. Dedim ki, ya hatun bir tarhana çorbası yap da içelim. Olur bey dedi, tarhana çorbasını yaptı. Ben de oturdum sofraya bekliyorum, getirdi koydu önüme. Ben açlık oyalanırken o farkına varmadan böyle kaşığımı daldırdı sofraya, şeye işte tasa, tarhanaya. Aldı, böyle yutunca beraber birdenbire yüzü gözü buruştu. Kuflan dedi, gözlerinden yaş geldi. Dayanamadım, sordum. Hayırdır dedim, hatun ne oldu, ne diye ağlıyorsun ya? Etti böyle. Anam bu çorbayı çok severdi de aklıma o geldi, rahmetlik anam geldi aklıma, o yüzden ağlıyorum dedi. Ben de ya üzülme, Allah rahmet eylesin filan dedim. İştahına, tarhana tasına kaşığı daldırdım. Ben de kocaman kaşığı aldım. Aldım ama anam Allah'ım kurban olduğumu yarabbim. Önce dilimle damağıma, sonra ümüğüme, sonra yemek boruma bir ateş düştü ki anlatamam. Yandım Allah, yandım. Sesle çıkartamadım. Böyle yuttum ama yandım, öyle yakarak gitti. Gözlerimden yaş geldi. Hatun bıyık altından sinsi sinsi gülerek ne oldu hoca, sen niye ağlıyorsun dedi. Cinlerim defeme çıktı ama sıcak yemeği zaten sevmem. Mekruh sıcak yemek ya, yenir mi? Allah Allah. Dedim o mendebur anan öldü de seni arkasında koydu gitti. Ona ağlıyorum, ona ağlıyorum dedi. Başladık gülmeye. İçim yandı ama ne yapayım? Bir kere içmiş olduk, hemen bir su içtim üstüne, açık rahatladı ya. Birkaç gün o damağımın yanığını çektim. Dilim damağıma değdikçe canım yanıyordu. Ah hatun ah dedim kendi kendime. Yaktın beni. İki türlü yaktın beni. Ya. Yani Allah rahmet eylesin. Geldi geçti gitti. Ne diyelim, uzatmayalım. Efendim. Ben Akşehirliyim biliyorsunuz. Akşehir'in insanı mert olur. Misafirperver olur. Akşehir'in insanlığın gönlü geniştir. Her geleni Hızır bilir, her günü Kadir bilir. Ya, o yüzden yolumuz Akşehir'e düşerse önce benim türbemi ziyaret edin. Ondan sonra Akşehir'i gezin. Hangi kapıyı çalarsanız yüzümüze gülerek açılır. Akşehir'in insanı hem misafiri sever hem de kapısına gelen misafire hürmet eder. Bunu da hemen söyleyeyim ben. Bir Akşehirli olarak. Bekliyoruz inşallah. Misafir dedim de aklıma geldi. Benim bir koğuşu vardı. Allah ne lüzumsuz ne lüzumsuz koğuşuydu, ne lüzumsuz koğuşuydu. Anlatamam. Nerede beni görse ağzımdan bir laf alırdı. Sağa sola yayıp da benimle ilgili konuşmak için. Bir gün pazardan böyle söylemesi ayıp, ağzınıza layık böyle güzel bir et aldım. Hani niyetim eve götüreyim de hanım pişirsin yiyelim filan diye. Çarşıdan gelirken eşinle dostuyla karşılaşıyor, selamlaşıp konuşuyor işte. Selamun aleyküm, nasılsın hocam, iyi misin filan, derdi olan derdini filan söylüyor. Öyle öyle giderken bir dostumla karşılaştık. Böyle bir çelen duvarı gibi bir dükkanının önünde böyle bir şey var böyle. Kaplama duvar gibi bir şey var böyle. Onun arkasına oturduk. Elimdeki paketi de o duvarın üstüne koydum. Hani et var içinde. Giderken kalkarken götüreyim gölgelik girdi. Açıkta nefesleneyim dedim. Biz lafa daldık konuşurken yukarıdan kuzgunun birisi böyle alıcı kuş indi. Sanki benim paketin içinde etin olduğunu bilmiş gibi taktı pençelerini, aldı götürdü. Bu arada ben eti alırken kasap bana dedi ki, hocam bak bu eti şöyle şöyle pişireceksin. Tarif etti bana.
Ya dedim benim aklımda kalmaz. Ha bir kağıda cızıktırılır da. Ben onu eve götürünce hanıma okuyayım öyle yapsın. O da sağ olsun kağıda cızıktırdı. Eti nasıl pişireceğimin tarifini aldım kuşağımın arasına koydum o tarifi. Kuzgun eti kaptı kaçtı. Ben de peşinden koşturdum. Lan hayvan ne ördün oğlum lan o bizim akşamki yemeğimizdi lan. Allah layığını versin terk. Hey, duyar mı kuş kaptığı gibi. Hey, uçtu gitti. Ben arkasından koştururken o komşu da karşıma geldi. Hayırdır hocam ne oldu yahu dedi. Baktım canım da sıkıldı. Ya ne olacak dedim kuzgun eti kaptı. Ya hocam dedi bir ete sahip olamıyorsun. Şimdi kuzgun onu afiyetle yer dedi. He dedim afiyetle yer, afiyetle yer. Neyi afiyetle yiyecek? Çıkarttım kuşağımın arasından tarif yazılı kağıdı gösterdim. Tarifi ben de onun dedim. Ne afiyetle yiyecek, ne ağız tadıyla yiyecek. Çiğ çiğ yer dedim o. Hiçbir şey anlamaz. Tarifi ben de koydum kuşağıma. Döndüm arkamı, gördüm gitmeye başladım. Arkamdan şaşkın şaşkın bakıyordu. Birkaç adım attıktan sonra ulan dedim kuzgun etin tarifini ne bilsin hayganlara. Senin de aklın nerede? Yani 2 kilo et gitti, aklın bir karış havaya gitti. Tarifi sendeymiş, sen de olursa ne olur? O zaten çiğ et yer dedim, kendi kendime başladım gülmeye. Bazen insanın aklı böyle dolanıyor işte. Yaşta kemalata erdiydi zaten. Açıkta ondan var, ne yapalım? Sonra düşündüm, Cenab-ı Hak o eti onun nasibi olarak yazmış. Ben istediğim kadar arkasından koşuyum, bağırayım, feryat figan edeyim. Neye yarar? Aldı gitti. Varsın gitsin. Helali hoş olsun. Nerelere ne paralar vermiyoruz değil mi dostlar? Hey hey. Bunu anlattım da aklıma geldi. Bakın günler sıcak, uzun. Evlerinizin önüne şöyle bir kap kacak koyun ya. Olmaz mı? İçine azıcık su koyun. Zaman zaman da o suyu tazeleyin. Niye mi? Sokaklarda yaşayan kediler, köpekler var canım. Onlar da can. Onlara da su lazım ya. Unutmayın onları olur mu? Merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurmuş benim peygamberim. Onlar da can. Onların da canı var. Su içsinler. Hatta eğer imkanınız varsa kasaplarda sakatatlar filan satılıyor. Böyle biraz alın torbalara koyun. Onlara ikram edin canım. Güzel olur. Onların da gönlünü yapmak lazım. Onların da hesabı sorulur. Unutmayın. Kapınızın öyle önüne, sokağınızın belli yerlerine koyacağınız böyle bir su kaplarının içine koyacağınız sular belki size iyilik olarak geri döner öteki tarafta. Nereden ne geleceğini bilir misiniz? Hadi bakalım. Unutmayın ama. İhmal de etmeyin olur mu? Vay efendim sokak hayvanıymış, kirliymiş, kötüymüş. Ta sokakta yaşıyor, kirli olacak tabi canım Allah Allah. Herif her gün hamama gitmiyor ki. Aklınıza geliyor, hayal edin bayım. Sokakta yaşayan bir tane köpek hamamın önüne gitmiş. Ben hamama geldim, yıkanacağım diyor. Olur böyle şey. Allah canını sarma ya. Kirli mirli bakmayın onlara. Siz suyu koyun onlar gelir içerler. Ondan sonra da kim bilir. Belki de o kuyudan ayakkabısıyla su çıkaran adamın hali sizin haliniz olur. O ikram ettiğiniz bir kap su sizin kurtarıcınız olur. Ya hadi bakalım. Bu önlük de bu kadar. Hayırlı iftarlar. Toprağınız şen olsun. Gönlünüz gülşen olsun inşallah. Esselamu aleyküm.